zamanlarda kadınlara yönelik artan şiddet, taciz, tecavüz ve katliam politikaları tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de sistematik bir şekilde yürütülmektedir. Yaşadığımız coğrafyada yürütülen savaş siyaseti bugün kadınların ikincil konumunu derinleştiren ve kadın kimliğini yok sayan, kadını aile içine hapseden bir anlayışla devam etmektedir. İlimiz Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Doku'nun kaybolmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada herhangi bir gelişme kaydedilmedi. Kadın kurumları, kitle örgütleri ve Doku ailesi soruşturmanın çok yönlü sürdürülmesini talep etse de soruşturmayı yürüten savcılık başta olmak üzere resmi kurum temsilcileri intihar iddiaları üzerinde durdu. Dinar Köprüsü yönünde ilerleyen ve MOBESE kayıtlarına da yansıyan kadının Doku olduğu öne sürülerek köprüden Uzunçayır Baraj Gölü'ne atladığı algısı yaratıldı. 7 Ocak'ta Baraj Gölü'nde başlatılan ilk arama 6 Temmuz'da durduruldu. Doku ailesinin talebi üzerine 7 Ağustos'ta suyun seviyesi düşürülerek tekrar başlatılan arama çalışmaları 18 Ağustos'ta sonlandırıldı. 15 Ekim'de 3. kez başlatılan arama çalışmalarından da bir sonuç alınmadı ve Gülistan'a ait herhangi bir ize rastlanmaması üzerine 23 Kasım 1920'de arama çalışmaları tamamen sonlandırıldı. Dosyanın tek şüphelisi ve Gülistan'ın en son görüştüğü kişi olan Zeynal Abarakov ise bu süre zarfında sadece ifadesine başvuruldu. Bugün geldiğimiz aşamada dosya ilk açıldığı durumda olup herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. Ailenin yetkililerle görüşmeleri sonuçsuz kalmış, verilen sözler tutulmamıştır. Şüpheliler hakkında herhangi bir işlem yapılmaz iken abla Aygül Doku hakkında dava açılmıştır. Tüm bunların sonucunda aile adliye önünde oturma eylemine başlamış ve valiyle bir görüşme gerçekleştirmiştir. Vali ve savcının söylemleri şüphelileri aklayan tarzdadır. Annenin Gülistan'ın bulununa kadar buradan gitmeyeceği sözleri üzerine vali ne isterseniz yapın söylemi yetkililerin bu olayı önemsemedikleri ve kendilerinin nezdinde kapattıklarının göstergesidir. İktidar mensuplarının her bir cümlesi kadınlara şiddet olarak dönüyor. Haftalardır, aylardır, yıllardır yasalar etkili uygulanmıyor. Erkek şiddetine karşı acil önlem planı çağrımıza kulak tıkayan iktidar, bizim için hayati öneme sahip olan İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çekti. Biz kadınların uzun yıllar mücadelesi sonucu bir kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede en etkili yasa iken bunu uygulayacakları yerde kaldırdılar. Oysa İstanbul Sözleşmesi hukuki güvencemizdi. İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alıp sözleşmeden çekinmek kadına yönelik şiddete teşviktir. Kadınlar olarak izlenen tüm bu yok etme politikalarına karşı örgütlü kadın mücadelesini büyütüp olayların takipçisi olacağız. Kaybolduğu ilk günden beri bu işin takipçisi olacağımızı ve Gülistan bulunana kadar da vazgeçmeyeceğimizi belirtmiştik. Buradan da sözümüzü tekrarlıyoruz. Failleri aklamanıza, korumanıza izin vermeyecek, hesap soracağız. Yaşasın kadın mücadelemiz. Dersim Kadın Platformu. Bugün 5 Ocak. 2 sene oldu. Benim kızım hiçbir izi yok. Benim kızım ne oldu, onun başına ne geldi? Ben bir anneyim, benim hakkımdır. 2 senedir hayat bize zindan oldu. Ağıyorum Gülistan, oturuyorum Gülistan. Yemek yiyorum Gülistan, yürüyorum Gülistan. Gülistan'ı taşa sordum. Gülistan'ı demire sordum. Gülistan'ı ağaca sordum. Gülistan'ı toprağa sordum. Kimse kuşa sordum, kimse bana cevap vermiyor. Gülistan'ın başına ne geldi? Zener Avaro niye tutaklanıyor? Niye ceza vermiyor? Niye ömür boyu ceza vermiyor? Ne yaptı ki? O yaptı. Onun yanında benim kızım gitti. Niye onu sorgulamıyor? Niye ceza vermiyor? Niye o telefonu bilgisayarı el koymuyor? Niye ifadeyi 3 gün sonra aldı? Bize hayır geldi saat 1'de. Biz arabaya bindi, biz buraya varıldı sabahdır. Biz emniyete başvurdu. Sanki bir kedi kaybolmuş.
Sanki bir tavuk kaybolmuş. Hiç gerekli savcı yapmamış. Tamam. Şeyi aradı, barajı aradı. 3-4-5 tane baraja düştü. Çıkar. Çıkardı, niye benim kızımı çıkartmıyor? Dış sağlık izamıtı neye? Dış sağlık. İrop önce ocak eyi. Çımavi katili yakalamış nakın. Çımavi katili yakalamış nakın. Arka bir katili çıkak verdi. Zaten katil mesaj verdi. Telefona kızımı dahi telefona mesaj verdi. Benim arkam çok verdi der. Kimse bana bir şey yapamıyor. Arka bir ki heyi. Kil parç bir an o arka bir yak verdi. Tüm serebe kızımı örtmüştük. Davi abi ki heye, Adalet Bakanı da hafta 5 saati bıra. Bakalı mavi telefon gazeteci adı ki, bıra gazeteci Gülistan da oku, jıma sormuş ne ki? Kamş da sormuş ne ki, nemiş ki sormuş ne ki? Hemşi Cumhurbaşkanı sormuş ne ki, nemiş ki sormuş ki? Hemşi Süleyman Soylu sormuş ne ki, nemiş ki sormuş ki? Hun devletin, ne kızakı teslimi devlet eker. Kızam el velat evin daha ne o, kızam el malan evin daha ne o, kızam el devlet evin daha bu. Bıraktışı polis, çınam güne polis gidin ayrı. Demir aktaş, greva bileceğim ne o, çişe bileceğim ne o. Emsal kılsa ve korpiye kapandın. Mete hazır kıza teftedin. Vali Tunceli, eski vali. Bıseri her de kıza kusun kor, mete hazır Gülistan'ı bıdım te. Em kapandım, caratış ki var, natu sereme, meji nakır. Em kapandım, çıma güne meçiye, süce meçiye, dısal emli vras, sürür sürür sürdürmüş duvan. La kızamı davı vekirine. Kızamı götüyüm ala kubar nekim, belki kaçı ki gülistane nav kamyona nav mala ve daha iyi jera bu engel. Sıpırge ala tir ceyrana ve şike, bu sıpırge ceyrana. Benz cari emtiyen duruşmayı. Tev nani, nani fada kuna da, vana kina. Arka bana, kil paş bana, bana oka kuvvetliğine. Çıma cezin adını. Adalet, benim kızım öğrencidir, öğrenci. Tam 2 yıldır. Benim kız kardeşim yok. Gülistan Dokun nerededir sorusunu soranlar dışında benim ailem oturma eyleminden sonra başlattıkları adalet nöbetine çok sayıda destek telefonu, gerek fiziken, gerek uzak insanlar desteklerini bildirdiler. Ama dikkatimi çeken bir şey var. Bu olayda susanlar var. Bütün partilerin çoğu milletvekilleri, ana muhalefet parti liderleri hepsi aileme ulaşmış durumda. Dikkatimi çeken ne var biliyor musunuz? Ben siyaset bilmezdim 5 Ocak'a kadar. Devlet, vali, cumhurbaşkanı, bu kadar şehir içinde hiç girmedim, bilmiyordum. Ben bütün bunlarla 5 Ocak günü tanıştım. Ve dikkatimi en çok çeken şu oldu. Gülistan bu resminde kediye merhamet duyuyor. Kediyi seviyor. AKP ve MHP milletvekillerine çağrımdır burada. Gülistan'ın bu kediye duyduğu merhameti siz Gülistan'a duymadınız. Gülistan için komisyon kurulsun denildi. Sizin oylarınızla reddedildi. Siz Gülistan'ın bir kediye duyacağı merhamete bile sahip değilsiniz. Bir insan 21 yaşında üniversite öğrencisi 2 yıldır bu ülkede nasıl bulunmaz? Ben kardeşimi geçtim. Normal, aklı selim bir insan düşündüğünde şunu düşünmez mi ya? Bir insan durup dururken nasıl sır olur? Sizin bunu aklınız alıyor mu?